Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 15 Kasım 2020. Yavru vatan Kıbrıs 37 yaşında. Kıbrıs açısından tarihi bir gün. 15 Kasım 1983'te yani 37 yıl önce tam da bugün Rauf Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık bir devlet olduğunu dünyaya resmen ilan etmişti. Dinlediğiniz bu sesle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü için bugün törenler vardı. ATV Haber olarak biz de bu tarihi günde adadaydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Neredeyse yarım asır sonra yeniden sivillerin kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte gezdi. Ortaklığı Rumlarla yeniden tesis etmek mümkün değil ifadesini kullandı. İki devletli çözüm müzakere edilmeli diye seslendi. Tabii uluslararası toplumada bir çağrısı vardı. Garantör ülke olarak artık diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı dedi Erdoğan. Garantör ülke olarak bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıslı Türklerle buluştu. Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te ise Yunan cuntasının düzenlediği darbeyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir. 2004'teki Annan Planı referandumunu hatırlattı Erdoğan. Kıbrıslı Türklerin çözümden yana olduğunu söyledi, masadan kaçan Rumlar dedi. Erdoğan, Rumların bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının eşit paylaşımı konusunda da aynı tavrı sergilediğine dikkat çekti. Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün konuşulması ve müzakere edilmesi gerekiyor. Erdoğan, başkent Lefkoşa'daki törenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte takip etti. Liderler törenin ardından Kapalı Maraş'a geçti. Aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu Dünya Jet Sosyetesi'ne yıllarca ev sahipliği yaptı. Gördüğünüz bu altın kumsallar. Ancak aradan geçen 46 yıl içerisinde adeta hayalet şehire dönmüştü. Ta ki 8 Ekim 2020'ye kadar. Ve bugün bir ilk daha gerçekleşecek Kapalı Maraş bölgesinde. Bu kez büyük bir organizasyonla Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri piknikte bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli az sonra gelecekler ve kendileri için hazırlanan, görmüş olduğunuz bu masaya oturacaklar. Kıbrıslı Türkler onlar için oldukça leziz yemekler de hazırladı. Et döner, şeftali kebabı, poğaça çeşitleri, bulgur köfte ve daha o kadar çok yiyecek var ki menüde. Bunu da az sonra her iki lider tatmış olacak. Maraş bölgesinin en büyük kilisesiydi. Hatta sadece Maraş'ın değil Magosa bölgesinin en büyük kilisesiydi bu kilise. Ve yıllarca Hristiyanlara hizmet etti. Ancak zaman içerisinde tabii ki Maraş kapandıktan sonra hem bu tel örgülerle hem gördüğünüz bu varillerle kapatıldı. Ancak variller de zamana yenik düştü ve her biri gördüğünüz gibi çürümüş. Hemen girişinde büyük bir süpermarketin de bulunduğu dönemin belki de en lüks yapılarından birinin içindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi duvarın sadece boyaları değil, aynı zamanda sıvaları da dökülmüş. Hatta elektrik panoları neredeyse tamamen çürümüş gitmiş. Bina belki yıkılmaya yüz tutmuş. İşte bundan sonrası artık Kıbrıs yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Kapalı Maraş'ı eski günlerine döndürmeye çalışacak.